Kanalımdan herkese merhaba. Yaklaşık 4 ay önce taşınabilir nokta kaynak makinesiyle alakalı bir video hazırlamıştık. Ama o zamanlar siz takipçilerimiz için bir indirim kuponu kazanamamıştık. Artık indirim kuponunu kazandık ve bu videoyu hem izlemeyen arkadaşlar için hem de bu 4 ay boyunca edindiğim deneyimleri size paylaşmak için tekrar video hazırlamaya karar verdim. Nokta kaynak makinemiz bu şekilde paketinde orijinal haline geliyor. Markası BFRJ. Ürünü 4 ay boyunca deneyimledim. Ürünün orijinal paketinde bir miktar 0.10 milimetrelik nikel şerit gönderiyorlar. Ben tabii ürünü daha önce deneyimlediğim için sembolik olması açısından bu şekilde bir nikel şerit koydum. Ürünün içerisinde 2 adet probu var. Yani nokta kaynağı yapacağımız propları var. Kabloları gerçekten çok kalın. Ürünü şarj edebilmek için bu şekilde tip C USB kablomuz var. Ve ürünün ana gövdesi olan taşınabilir nokta kaynak makinemiz, punta makinemiz gerçekten çok ufak. Bir avuç içine çok rahat sığıyor. Ürünün kasası alüminyum kasa, plastik değil. Ürün proplarında 4.2 volt çıkış alabiliyorsunuz maksimum. 5 volt 2 amperle şarj edebiliyorsunuz ve cihaz 5500 mAh saat. Peki nasıl oluyor da maksimum 650 amperlik bir çıkış alabiliyoruz? Cihazın içerisinde lipo batarya var arkadaşlar. Bu lipo batarya sayesinde C gücü çok yüksek olduğu için bundan dolayı kolaylıkla puntamızı yapabiliyoruz. Cihazın arka yüzünde şurada hemen şarj girişimiz var. Tip C şarj girişi. Cihazı aynı zamanda powerbank olarak da kullanabiliyoruz. Buraya şarj kablomuzu taktığımızda telefonlarımızı da şarj edebiliyoruz. Ve cihazı açıp kapatacağımız düğmemiz var. Cihazın ön tarafında hemen şurada şarj durum göstergesi ve hemen şurada da punta derecesini belirleyen işaretlerimiz var. Cihazın propları hafif bir zorlamayla yuvasına yerleştirilebiliyor. Artı eksi diye bir şey belirtilmiş ama hangi probu nereye taktığınız çok önemli değil. Rastgele takabilirsiniz. Şu şekilde hafif kıvırma yöntemiyle propları çok rahat yerine yerleştirebilirsiniz. Cihazın arka kısmındaki düğmeye 3-4 saniye basıyorum. Cihaz şu an çalışır duruma geldi. Bakın cihazın ön panelinde cihazın şarjının full olduğunu görüyoruz. Şarj ile alakalı kullanma kılavuzunu ben kaybettiğim için bunu sitesinden çıktı aldım. Bakın %75-100 arasında 4 ışık birden yanıyor. 50-75'te 3 ışık, diğerlerinde 2 ışık ve 1 ışık şeklinde görebilirsiniz. Cihazda asıl önemli olan şey şuradaki yeşil ışıkların yanma durumu. Şuradaki çizelgene bakacak olursak buradaki noktaların konumu bize puntanın derecesini gösteriyor. Yani diyelim 4. kademede çok daha iyi bir punta yapıyorsa 1. kademede daha kötü bir puntalama işlemi yapıyor. Bunu birazdan daha iyi değiniriz. Siz buradaki noktanın konumuna göre hangi konumda olduğunuzu anlayabilirsiniz. Bakın şu an 1. konumda basıyorum hemen. Bakın kağıdın şeklindeki 2. konuma geldi. 3'e basıyorum. 4, 5, 6. Yani ekrandaki ışık göstergesiyle kağıttaki ışık göstergesi birbiriyle aynı. Ben genelde 3. ve 4. kademede çok verim aldığımı söyleyebilirim. Bu şekilde 9. kademeye kadar gidebilir. Yani yapacağınız nikel şerit kalınsa siz 7. 8. 9. kademelerde puntalama işlemini yapıp daha kaliteli bir puntalama yapabilirsiniz. Cihaz üzerindeki proplarla beraber yaklaşık 380 gram ağırlığında, kutusuyla beraber de sanırım 400 gram falan gelir. Cihazın önündeki kademe ayarını yaparken geriye gelmek diye bir şey yok. Yani siz tekrar bastığınızda kademe tekrar başa geliyor. Cihazı kapatmak istediğinizde arkadaki düğmeye uzun süreli basarsanız cihazınız böyle bir ses vererek kapanıyor. Cihazın diğer güzel yanlarından bir tanesi oldu ki cihazı açık bırakıp unutup gittiniz. Cihaz 10 dakika sonra kendi kendine sesli bir uyarı vererek kapanıyor. Cihazı şarj etmek için özel bir şarj aletine gerek yok. Hemen arka taraftaki tip C kısmına kendi kablosunu yerleştiriyorsunuz ve maksimum 5 volt 2 amperlik ya da 3 amperlik telefonun şarj aletini de takıp cihazı şarj edebiliyorsunuz. Cihaz tamamen şarj olduğunda
kendi kendine otomatik olarak kapanıyor. Peki bu cihazın çalışma mantığı ne? Cihazın çalışma mantığı, probları birbirine dokundurduğunuzda ya da nikel şeridin üzerine geldiğinizde kısa devre yaptırıyorsunuz. Cihazın ucunu birbirine dokundurduğunuzda bir anda bir rızıltı patlama meydana gelmiyor. Bakın dokundurur dokundurma ses gelmiyor. Yani orada bir tepkime süresi oluyor. Elimde laptop bataryalarından çıkma. Burada pillerim var. Hala işe yarıyorlar. Elimde 3 farklı kalınlıkta nikel şeritlerim var. Birincisi 0,1 mm. Diğeri 0,15 mm. Diğeri ise en kalın olan 0,2 mm. Bakın şu an cihazım en düşük kademe olan birinci kademede. Ve ben birinci kademede nikel şeridimi, yani en ince nikel şeridimi puntalamaya çalışacağım. Hangi probu, yani kaleme önce dokunduğunuz önemli değil. İster sağ ister sol çok problem değil. Hemen yanına şu şekilde dokundurdum. Bakın kademe çok düşük olduğu için yapılan punta da çok küçük bir delikte oluyor. Şimdi ben bunu kaldırmak istediğimde bakın çok rahat bir şekilde kaldırdım. Eğer kademeyi yükseltirsem, ikinci, üçüncü, dördüncü kademeyi alırsam şimdi bunu sökmekte biraz zorlayacağım. Şimdi punta makinemi dördüncü kademeye aldım ve 0,15 mm'lik nikel şeridimi deniyorum. Bakın etraftaki yanma daha fazla oldu. Çünkü kademeyi arttırdıkça buradaki karama daha da artıyor. Yani siz kademeyi 9. kademeye getirip buradaki 0,1 mm'yi onunla puntalayayım derseniz buradaki nikel şeridi delebilirsiniz. Böyle bir ihtimal de var. Bunu da unutmayın. Şimdi tekrar sökmeye çalışalım. 4. kademede. Sökemedim. Yerimi kesmek istemiyorum. Bakın şu an yerinden ayrılmadığı için altta puntalar pile yapıştı. Yerinden ayrılmıyor. Tamamen parçalandı. Orada kaldı. Şimdi en son kademe olan 9. kademeye getiriyorum. Bakın buradaki kırmızılığı çok daha rahat görebilirsiniz. Şimdi iki pili yan yana getirip 0,15 mm'lik nikel şeridimle yan yana birbirine puntalayacağım. Punta kalemlerinin uçları ciddi şekilde ısınıyor. Parmağınızla falan dokunmaya çalışmayın. Bakın gayet güzel ve kaliteli puntalama işlemi yaptı. Eğer ürünü satın almak isteyen arkadaşlar varsa videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında linkini bırakırım. Oradan indirimli bir şekilde ürünü alma fırsatı var. Dediğim gibi daha önceki çektiğimiz videoda indirim fırsatı bulamamıştık. Ama bu videomuzda ürünü indirim olarak alma şansınız var. İki çeşit kargo seçeneği var. İsterseniz ürünü Türkiye direkt posta yöntemiyle tüm vergiler dahil Aras kargo ile kapınıza kadar getirebilirsiniz. Ya da ürünü normal uluslararası kargo şekliyle talep edip kapıda vergi ödemesi yapabilirsiniz. Ama ben genellikle Türkiye direkt posta yöntemini seçip tüm vergilerini ödüyorum ve Aras kargo kapıma kadar getiriyor. Bu yöntem gerçekten çok güzel. Kargolama süresi gerçekten çok kısa. 10 ile 15 gün içerisinde, hatta bazen bir hafta içerisinde ürün kapınıza gelebiliyor. Ben üründen memnun kaldım. 4 ayda ürünle alakalı herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. İşimi çok rahat görüyor. Küçük kalem pillerde de bu puntalama işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Eskiden bakın şu şekilde lehimleme yapıyordum ve pillerim gördüğünüz gibi çok berbat duruma geliyordu. Artık pillerimle başka projeler yapmak istersem buradaki puntaları söküyorum ve başka projelerde pillerimi kullanabiliyorum. Bakın punta kalitesi o kadar iyi ki yerinden çıkmıyor. Video ile alakalı detay sormak isteyen arkadaşlar varsa videonun açıklama ve yorum kısmında Instagram ve Facebook hesabımı bırakırım. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım faydalı video olmuştur. Bundan sonra bu şekilde indirimli ürünleri sizlere sunmaya çalışacağız. Yeni videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.